enerjimizle biz de sizleri bekliyorduk efendim. Yine hafta içi her gün aynı saatte. İyi ki varsınız, sizlerle birlikteyiz. Bugün de programımız dop dolu. Değil mi hocam? Evet, Beyaz TV ekranlarında İyi ki varsın Özlem Yıldız ve ben diş hekim Murat Öztürk'le dop dolu devam edecek. Merak ediyordur izleyicilerimiz. Bugün program dolu diyorsunuz ama kimler izleyelim. Var diyordu. Evet. Bakalım kimler varmış? Dudak gençleştirme nedir? Dudak dolgusu nasıl yapılır? Estetik dudaklarda doğallığın önemi ne? Dolgularla dudak estetiğini medikal estetik hekimi Doktor Serkan Öztürk anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın tüm hızıyla devam ederken stüdyolarımızın dışındayız efendim. Konuğumuz Doktor Serkan Öztürk ile tekrar dudak konuşmak üzere konuştuk. Evet, hoş geldiniz. Sizler dedik ki konular bitmez. Dudak konuşunca evet. Dedik tek bir konu gibi gözükse de aslında uzun uzun konuşulacak mevzular var dedik. Ve bugün yalnız değiliz. Hanımefendi de yanımızda. Sevgili Hande de bize bugün yardım edecek. Onu güzel dudak nasıl oluyor? Acaba göstereceğiz izleyicilerimize. Onu göstereceğiz. Bir de yapılan yanlışlarla beraber. Tamam. Acaba bu kadar güzel olan bir şey nasıl ne hale gelebiliyor onları da görelim diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi yüzüne genel olarak baktığımızda dudak evet. yapısını konuşalım. Şimdi önce bir genel bir analizini yapalım. Hande'mizin yüzü gayet güzel. Bizim her zaman bahsettiğimiz üçgene yani ters üçgene tepesi yukarıda. Hı hı. Pardon tabanı yukarıda tepesi aşağıda olan bu üçgene gayet güzel uyuyor. Hı hı. Çene hattımız da aynı şekilde. Ve dudakla çene mesafesine yine üst dudakla burun arasındaki mesafeye baktığımız zaman gayet orantılı. Yüz hatları da çok iri ve yuvarlak bir yüz hattı olmadığı için dudaklarımıza baktığımız zaman dudak oranlarımız da neredeyse 1'e 1,5'tan hatta bir tık daha fazla gibi duruyor. Hı hı. Bu da normalde orantısal anlamda orantı baktığımız zaman hani doğru dudak orantısı nedir? Evet. Uyuyor genel evet. anlamda yapıya baktığımız zaman. Sadece dudaklarıyla ilgili belki bir küçük negatif söyleyebileceğimiz şey tamam. şu. Onu da görelim, onu da paylaşmış olalım. Ağız köşelerine dikkat ederseniz aslında dudağımız bir bütün olarak bakıyoruz. Şu küçük köşeleri kapattığım zaman bile daha güzel görünüyor. Neden? Çünkü çok hafif, hafif bir elastikiyet kaybı, hafif şuradaki boşluklar ağız köşelerini daha aşağıya doğru Bende çeviriyor. Bende de var değil mi? Evet, sizde de o birazcık var. Biliyorum. Ona da bir küçük şeyler yapacağız. Çok yapacağız. Başka, evet, programda, başka bir programda. Şimdi bu ifade bize şunu sağlıyor aslında. Üzgün yüz ifadesi. Yani üst taraf çok güzel, aydınlık. Evet. Göz hatlarımız gayet iyi. Ama dudağın kenarındaki şu hafif bir aşağıya doğru yönelme asık bir yüz oluyor. Bu şundan dolayı oluyor. Hani biraz kafamızı öne doğru eğelim. Evet. Öne doğru eğdiğimiz zaman çok daha net görüyoruz aslında. Parmağımı koyduğum şu alanda bir yağ dokumuz vardı. Aslında yüzümüzde her yerde yağ yastıkları var ve bunlar yüzümüzü taşıyan yapılar. Bu yağ yastıkları zamanla birlikte erimeye başladıkça, yukarıdakiler eridikçe yukarıdan aşağıya doğru bir itme hareketi. Şimdi birazcık daha görsellik adına görünebilsin diye abartarak yapıyorum. Hı hı. Ki eğer bir müdahale yapmazsak tahminen bir 5-10 yıl içerisinde burası birazcık daha aşağı inecek. Burası aşağı inerken burası daha çukurlaştığı için şu hatlar bu hale gelmeye başlıyor. O zaman bunun iki sebebi var. Bir itici kuvvetler dediğimiz elastikiyetin kaybolmasıyla birlikte derinin aşağı doğru inmesi. İki, buradaki hacmin azalması. Evet. Buna bağlı olarak ağız köşelerinde hafif bir aşağıya doğru yönelme ve üzgün ifade var. Hı hı. Ne yapıyoruz peki bunu düzeltmek için? Yine bu sefer dudağı değil de bu bölgelere dolgu yaparak ya da... Ya dudağın içine yapmıyoruz bu sefer. Evet, dudağın içinde değil artık hedefimiz değişti. Bu bölgeye yapıp ya da yukarıdan taşıyan yapıları güçlendirmek adına yanak bölgesine yaptığımız dolgularla, küçük dolgularla aslında bence artık dolgu kavramı da değişiyor. Yani evet. dolgu yani bir yeri doldurmak değil. Yani bu dolgu kelimesi insanları biraz ürkütüyor evet. aslında. Dolgu deyince bütün hastalar hep sahte, yüzüm yapay. Herkesinki gibi mi olacak? Hı. Şişecek mi? Evet. Yüz hatlarım en yuvarlak mı şey olacak? Yok. Aslında dolgu yani şu söylediğim, bütün bu anlattığım durumu 1 mililitre dolguyla. O kadar küçük bir dolgu ki. Dolgu şunu yapıyor. Dokuları toparlıyor. Aslında lifting özelliğini sağlıyor. Biz burada dolgu büyütme taşıyor. Amaçlı değil, değil, toparlamak. Toparlamak amacıyla yapıyoruz. Yukarıya koyduğunuz üst kısmı toparlıyor ve şu çekme hareketini oluşturuyor. Buraya koyduğumuzda çok küçük bir hacim sağlıyor. Genel anlamda baktığımız zaman söyleyebileceklerimiz bu kadar aslında. Ama birazcık şeylerden bahsetmek istiyorum. Hani yanlış yapılan uygulamalar, neler diye daha çok. Örneğin Hande'nin dudağı gibi orantılı bir dudakta geldi ve birazcık daha hacimlenmesini istiyor dudağının.
Hastalar da çoğu zaman hep geldikleri zaman şey söylüyor. İşte ben sadece üst dudağıma dolgu istiyorum. Alt evet, dudağıma neden öyle aslında? Yandan baktığınız zaman halbuki o daha dikkat çekiyor. Aslında bu bir oran. Bu oranı da üst ve alt dudağı bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Hı hı. Sadece üst dudağa uyguladığınız dolguyla tamamen iş aslında görsellik adına baktığınız zaman değişebiliyor. Küçük bir efekt yapalım. Şimdi birazcık demonstrasyon yapalım. Bir de bizim özellikle üst dudağını geldi hani de bize dolgu istiyor. Tamam. Ve biz bir yanlış uygulama olarak sadece üst dudağını doldurduğumuzu düşünelim. Evet, şimdi bu alanın kalınlaştığını ve sadece üst dudak üzerinden giderek üst dudağımızı kalınlaştıralım. Normalde mesela bunu isteyen kişilere böyle mi gösteriyor musunuz kalemle? Bazen evet, buna ihtiyacımız oluyor. Çünkü gerçekten ne istediğini de çok hani abartılı istiyor. Çok ne istediğiyle ilgili bir fikri olmadığı zaman da iş değişiyor. Şimdi üst dudağı kalınlaştırdığımız zaman burnuyla dudak kaldı. Arasındaki mesafe çok az tuhaflık kaldı. Oldu. Ve bu şekilde baktığınız zaman ki şu an sadece kalemle boyadığım için böyle görüyorsunuz. Şu bölgeye koyduğunuz dolgu aynı zamanda havada duracak. Evet, havada duracak ve ördek dudağı dediğimiz hiç istenmeyen bir görüntü oluşacak. Konuşurken bile sağlıklı. Konuşurken evet, burada çeşitli farklı şeyler meydana gelecek. İkincisi bir de yine en çok yapılan hatalardan bir tanesi, bizim şurada Eros yayı dediğimiz bir yayımız vardı. O yayı da düzleştirdim şimdi. Bu yayı da düzleştirdiğim zaman... Onu sırf öyle isteyenler de var ama. Niye öyle istiyorlar ben bilmiyorum. Aslında mükemmel dudak tarifi içerisinde... Eskiden dudak evet. Boyarlarken 80'li yıllarda mı öyle boyarlardı böyle çizgisiz? Şu anda biraz olay tekrar eskiye dönmeye başladı. Aslında genel moda baktığınız zaman kıyafetler evet. De eskiye dönmeye başladı. Evet. Mobilyalarımız da eskiye dönmeye başladı. Arabalarımız eskiye dönmeye Doğru. başladı. Her şey öyle. Aslında dudakta da öyle. Eros yayı istediğimiz ve mükemmel dudak tanımı içerisinde olan. Hatta duymuşsunuzdur Hollywood yanağı, Hollywood evet, dudağı. Evet. Evet, bunun içerisinde Eros yayı da var. Ama üst dudağı kalınlaştıralım derken bu V'yi ortadan kaldırdığımız zaman... Eros yayı dediğimiz şey V. Evet, dudağımızın üstteki V'miz aslında. V. Bu V'yi belirginliğini sildiğimiz zaman ve dudağı da buruna yaklaştırdığımız zaman... Görüntü olarak baktığınız zaman gerçekten olmaz evet, yani. Gayet bir gariplik var. Sıkıntılı bir durum oluştu. O aradaki mesafe iyice daraldı. Kesinlikle. Peki şimdi bu görüntüyü sevmedik. Asıl olması gereken beklediğimiz görüntü ne? Evet, şimdi bunu bir silelim. Tekrar baktığımız zaman bence Hande'nin dudağında sadece şu Eros yayını belirginleştirmek adına, çünkü dudak kalınlığı gayet güzel. Gayet güzel. Ama şunu birazcık şurayı belirginleştirip hafif yükselterek şöyle bir üçgen yapı oluşturursak, ki bu üçgen yapıda da dikkat etmemiz gereken şey şu. Üçgenin tepesi, çizimim için özür diliyorum, burnun köküne denk gelecek. Yani şöyle baktığınız zaman, belki bunlar çok küçük detaylar ama gerçekten. Şimdi yanları hiç kalınlaştırmıyorum. Yanları kalınlaştırmadan sadece üçgeni oluşturdum. Evet. Bakın olay nasıl değişti. Nasıl evet. güzel bir dudak yapısı oluşmaya başladı. Bununla burunla üst dudak arasındaki mesafeyi bozmadım. Üçgeni daha belirgin hale getirdim. Bunu neden özellikle? Bunu görmeniz için tabii biraz abartarak tabii yaptık. Ki. Uygulamada bu kadar değil. Bunu özellikle şunun için yaptık aslında. Şu tepe yükseklikleriyle beraber, çünkü yüz hatları küçük ve ağzın enine baktığımız zaman, yani dudak eni de küçük. Eğer biz burada yanları kalınlaştırsaydık, yan bölgeleri kalınlaştırsaydık, dudaklar daha geniş ve uzun duracaktı. Ama özellikle Hande arkadaşımız gibi yüzlerde ince, yuvarlak ve Eros yayı belirgin dudaklar her zaman için çok daha güzel oluyor. Evet. Bunu bu kadar kalınlaştırdığımız zaman tabii ki bir tık da, ama sadece bir tık oynayacağız mı aşağı bölgesini şöyle şu kadarcık kalınlaştırmakla orantılaştırdığım zaman her şey gayet güzel olacak. Bunu dolgu, yani hyaluronik asitle yapıyoruz değil mi? Evet, bunu hyaluronik asitle yapıyoruz. Ama tabii ki bir kalemle çizmek gibi değil. Değil burada tabii. Sadece izleyicilerimize işin genel mantığını anlatmak amacıyla çizim yapıyoruz. Çünkü hyaluronik asit bu şekilde kalemle çizdiğiniz gibi orada kalmıyor. Tabii ki. Tamamen bu kişisel tecrübenizle ve nereye ne uyguladığınız, hangi dolgu maddesini uyguladığınız da önemli. Şimdi biz Hande'nin yüzüne bakıp da dolgu maddesini seçerken, molekül ağırlığı çok yüksek bir dolgu maddesi seçersek eğer, o madde çok fazla su tutacağı için B
beklediğimizden çok çok daha fazla şişlikler, beklediğimizden çok daha fazla hacim olacak. Yani amacınız neyse, hacim yaratmak mı, ona göre dolgu maddesi seçiyorsunuz. Ya da hafif bir kontür yapmak mı, ona göre bir dolgu maddesi seçiyorsunuz. İşin bütününe baktığınız zaman aslında birçok puzzle'ın birçok parçası var. Kullandığınız malzeme, kullandığınız malzemenin teknik özellikleri, hastanın yüzünün genel yapısı. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman doğru ve uygun da aslında oluşturabiliyoruz. Olabilir. Yani bu da çok isterse diye değil mi? Hani evet, çok isterse diye. Zaten... Yoksa dudak hatları gayet güzel. Ben sadece şu dudak köşelerinde, şu bölgedeki şu aşağıya doğru olan sarkmaları... Onu göstermedik. Evet. Onu da şu köşeleri mi yapacağız? Şöyle yaptığım zaman, bakın şöyle yaptığım zaman bunlar aşağıya doğru tamam. dönüyor. Aynı. Bu aşağıya doğru dönme işi de yüzünde bir evet, üzgün bir ifade oluşturuyor. Ama biz bunu şu yukarıya doğru çekme işini yaptığımız zaman, yani hafif bir lifting özelliği bu bölgeye dolgu koyduğumuz zaman gayet güzel o aşağıya doğru dönme işi azalıyor. Bir de en çok gelen sadece dudak değil, dudakla beraber özellikle bu aşağıya doğru dönme olduğu zaman nazolabial oluk dediğimiz burun kenarından ağız köşesine doğru giden oluğumuz var. Bu oluğumuz birçok hasta geldiği zaman özellikle bunun doldurulmasını istiyor. Evet, ama bunu doldurduğunuz zaman evet çok doğal durmuyor. Ya da bundan 10 yıl önceki... Ondan sonra kayıyor mu? Yerde genellikle mu? Şöyle oluyor. 10 yıl önceki yaptığımız uygulamalarda açıkçası hep dolguyu... Yok, 10 yıl önceki hayır, yaptıklarımızda buraları doldurduk. Çünkü dolgunun lifting özelliğinden çok bir yeri dolduran özellikteki evet, dolgular evet. vardı. Şu an ilerleyen teknolojiyle daha birlikte lifting toparlayan dolgular var. Burayı doldurmak demek yüzünüzü tamamen şu hale getiriyor. Ve bu bizim aslan yüz dediğimiz. Aynen. Yani aslında insan ırkıyla çok bağdaşmayan, çok da doğal olmayan bir yapı oluşuyor. Onun için artık burayı çok tercih etmiyoruz. Bunun yerine daha çok yanak bölgesinde ya da elmacık kemik üzerinde burayı yukarıya doğru taşıyan dolgular koyuyoruz. Şuraya koyduğunuz dolgu belki kaymıyor ama aynı bir yukarıdan asılmak gibi düşünün. Üst bölgedeki... Ya da gülünce çukur falan oluyor böyle bazı yüzlerde. Gülünce şu oluyor, şöyle bir hat oluşuyor. Evet. Şurada bildiğiniz bir hat evet, şeklinde, evet. onu da şöyle göstereyim. Çünkü buraya koyduğunuz dolgu bunu aşağıya doğru çekiyor. Eğer bölgedeki yağ dokusu da azalmışsa, bir hat gibi aynı hastalarda söylüyorlar. Buramda güldüğüm zaman bir hat oluşuyor diye. Bu hatın evet. sebebi aslında buradaki yağ dokusunun boşalması. Hafif burayı doldurmak, hafif burayı doldurmak burayı gayet güzel yukarıya doğru çekiyor. Dolayısıyla anatomik yapıları çok iyi bilmek gerekiyor bunun için. Nerede yağ var, nerede kas dokusu eriyor, nerede ana yapılarla ilgili sorun var. Ona göre planlamamızı yapmamız gerekiyor. Evet. Her zaman dediğim gibi kişiye özel, o kişinin yüzüne uygun bir planlama en doğru ve en anlamlı şey oluyor. Peki ne kadar süre sonra tekrarlanması gerekiyor bu işlemin? Mesela dudağına yaptık şimdi bu dediğiniz. Dudak dolguları artık şu anki kullanılan malzemelerin kalitesi gerçekten çok üst düzeyde. Ortalama 8 ay ile 18 ay arasında değişen sürede dudak dolguları evet, kalıcılıkları ama var. Ama yüzdeki botokslar daha az dayanıyor galiba değil mi? Botoksun tamamen farklı. Botokstaki olay bir kas hareketi blokasyonu üzerinden gidiyor. Yani bir kırışıklığı açarken botoks kırışıklığın kendisini düzeltmiyor. O kırışıklığı oluşturan kasların hareketini engelliyor. Dolayısıyla bu engellemede belirli bir süreli, bu da ortalama 4 ile 6 ay arasında ama %90 üzerinde 4 ay kadar botoks tekrarlanması gerekiyor. Zaten botoks bir gün uyandığınızda geçmiyor. Yani yinelemek gerekirse botoks ve dolgunun da kullanım süreleri botoksun daha kısa, dolgunun daha uzun. Evet. Sık sık yinelemek doğru bir şey değil. Değil, kesinlikle değil. Bir şekilde vücudunuzun bağışıklığı botoksa karşı zayıf kalırsa daha sonra botoks istediğimiz sonucu vermiyor. Kararında ve küçük dokunuşlar. Medikal estetik yani aslında bu zaten alması gereken ve yapılması gereken bir miktar var. Onun ne fazlası ne azı doğru değil. Tercih kesinlikle. Sebebimiz değildir. Kesinlikle. Bugün de gerçekten uygulamalı olarak görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sana çok da çok teşekkür ediyoruz Hande'ciğim. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Doktor Serkan Öztürk'le bugün sadece dudak değil yüzün genel olarak da aslında kullanım alanlarını konuştuk. Dolgu ve botoks olarak değil mi? Biraz daha evet. geniş konuştuk bugün. Hem de uygulamalı konuştuk. Çok da iyi oldu. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Kaldığı yerden devam ediyor.